Merhaba arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayım. Bugün ne inceleyeceğiz? Hepinizin artık markasına aşina olduğunuz, her yerde de duyduğunuz high level marka bir televizyon aldık. Bunun incelemesini yapacağız. Neden bu televizyonu aldık arkadaşlar? Marka olarak high level olsa da özellikleri ve donanımları bakımından piyasadaki birçok televizyona kafa tutacak bir seviyede. İkincisi fiyat olarak çok çok daha alt seviyelerde ve siz tatmin edebileceğini internette araştırdığıma göre taleplerinizi karşılayabileceğine inandığım için bu markayı tercih ettim. Şimdi televizyonumuzun önce dış görüntüsüne bir bakalım. Zaten özelliklerini internete yazdığınız zaman çıkıyor. Burada size anlatıp da aklınızı karıştıracak değilim. Gözünüzle televizyonu görmeniz için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi televizyonumuzun boyutu 68 inç. E, özür diliyorum. 58 inç televizyonumuzun boyutu. 58 inç yani 149 santim uçtan uca mesafesi var. Ultra HD bir televizyon. 50 Hz gerçek ekran yenileme oranı olsa da bunu yazılımla 800 Hz'e çıkarmışlar. Ultra HD dediğim gibi 4K destekli bir Smart TV ve piyasada şu anda 4000 liranın altına veya üstüne kampanyalarla daha altına bulmak mümkün. Piyasada bunun iki tane üretimi var. Bir tanesi kırmızı beyaz kutuda A101'de satılan çoğunlukla Sunny'nin üretmiş olduğu High Level Marka model uzantı hepsi aynı. Sadece San üretiyor. Bunu internette okuduğum ve teknik servisine danıştığım kadarıyla çok fazla tavsiye etmiyorlar. Çünkü panel ve işlemcisinde fark olduğunu söylüyorlar. Bir diğeri de Vestel'in üretmiş olduğu mavi beyaz kutu renkli olan, yine marka modeli aynı olan mavi beyaz kutulu olan. Okuduğum internette ve birkaç tane teknik servis ayarında yerlere sorduğum kadarıyla özellikle Vestel'in ürettiği mavi beyaz kutulu olanı öneriyorlar. Çünkü içerisindeki panellerinin işte yok işlemcisinin bilmem nesinin Samsung paneli kullanıldığı dedikoduları dolaşıyor. Yalnız resmi değil bu. Vestel arayıp sorduğunuz zaman yok işte biz üretiyoruz tarzında söylüyorlar. Müşteri hizmetleri evet Samsung'dan aldık demiyor. Ancak bu işin altyapısında çalışan insanlara sorduğumda panelin Samsung paneliyle aynı olduğunu söylüyor. Kırmızı beyaz değil mavi beyaz olan da bu geçerli. Şöyle yakından bakalım hatta daha yeni kurdurduk televizyonu da zaten. Poşetlerini falan da kaldırmamışız. Şöyle kaldırayım poşetlerinde. İlk defa sizde açılışını görmüş olursunuz arkadaşlar. Bu arada kurulum için ücret alınmıyor. Ancak bir adı için duvara monte aparatı için 50 TL para ödedik. Yoksa harici kurulumu için para alınmıyor arkadaşlar. Parlak siyah bir dışı var. Çok fazla kalın değil. Samsung'un o ekstra ince olan televizyonları gibi de değil ancak çok da kalın değil. Hani rahatsız edici bir boyutta değil. Şu alt tarafta böyle tırtıklı yerleri var. Burada da markası yazıyor. Hoş görünümlü. Yalnız bizim bu TV ünitemiz bayağı uzun bir TV, TV ünitesi. Yani kadarmış diye düşünmeyin. Benim karışım yaklaşık olarak 22 santim. Bu kumanda da bir karış. Bakın. Hani genişlik anlamında kesinlikle duvarınızı kaplayacak bir televizyon. Ayrıca televizyonun arka tarafında bakın. Arka tarafının kaplaması metal arkadaş. Metal kaplamayla yapmışlar. Ve e, bu bölümünde daha bir dayanıklı hissi oluşturuyor benim de düşüncem. Televizyonun arka tarafını bağladıktan sonra kumandaya bakalım. Kumandamız tipik Vestel kumandası. Zaten her şeyini biliyorsunuz Vestel üretiyor bunun. Üzerinde işte böyle hafif de bir kumanda. Ergonomik, ortası ince böyle, çay bardağı gibi bir kumanda. Kumandada arkadaşlar ne var? İşte açma kapamaları geçiyoruz. Burası giriş şeyleri. İşte HDMI, USB falan o girişleri seçtiğiniz yerler. Ses ve kanal geçme tuşların haricinde ne var burada? Yeni trend olan yeni televizyonlarda pek meşhur olan Netflix, YouTube, Prime Video gibi buradaki uygulamalara doğrudan geçiş imkanı sağlayan kısa yol tuşlarımız mevcut. Burada zaten klasik diğer tuşlarda mevcut. Bir kumanda hafif bir kumanda. Çok dandik değil ama normalde bir premium hissi vermiyor size. İsterseniz şöyle bir televizyonu açalım. Ben interneti videoya başlamadan önce bağladım arkadaşlar isterseniz 4K'lı bir kanal açayım. Zaten Türkiye'de şu anda 4K'yı destekleyen bir tane kanal var TRT. TRT 4K diye bir tane kanalımız var. Şu görüntüye baktığınız zaman arkadaşlar diğer televizyonlardan gayet farklı olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Görüntünün netliği anlamında doyuracağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu fiyat bandında güzel bir televizyon olduğunu değerlendirebiliriz. Şimdi televizyonun özelliğine gelelim. Ana menüden girdiğiniz zaman bir defa giriş çıkışlar sesini ayrıca değerlendireceğiz. Giriş çıkışlar arkadaşlar sizi yormuyor. Önceden benim daha bir düşük özellikli televizyonum vardı. İnternette gezerken veya kumandada giriş çıkış yaparken kanallara basarken bakın şöyle çat çat çat, çat geçmiyordu, akmıyordu. İşlemcisi 4 çekirdekli bu arada. 1,5 tane RAM'i vardı gibi. Epe sitesinde zaten rakamsal özelliklerini, donanımlarını belirtiyor. Ben size kullanımda nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Yani orada rakamlar uçsun kaçsın. Kullanımda gerçekte nasıldır bu televizyon? Akıcı mıdır? Benim gözümde takılmadan geçmesi lazım bir televizyonun. İşte aynı zamanda bu televizyonda Smart TV özelliği de var. Ana sayfaya girdiğiniz zaman sizi bu şekilde bir menü karşı. Menünün üzerinde işte Netflix, Prime Video, ne bunların tamamı var. Televizyondan, PC'den, bağlantı bilgisayardan, kurduğunuz bağlantı. Wireless display var. Telefonunuzdan ekran yansıtması yapabiliyorsunuz. Ayarlar bölümünde ekran seçeneklerine girdiğiniz zaman olmayanı söyleyeyim ben size. Intel televizyonlarında yazılımsal olarak bir destek var. Nedir adı? Pixelens teknolojisi var. Bu burada yok. Eksik yani. Buradan işte görüntü modunu işte doğaldır, sinemadır, spordur, dinamiktir yapmanız mümkün. Fabrika ayarı dediğiniz zaman hepsini silip en başa. Döndürüyor. Bu ayarında yapabilirsiniz. Ses ayarlarında olan nedir arkadaşlar? Ses modunda stereo ve diğer seçenek de var. İşte dual bir gibi stereo kullanıyorsunuz zaten birçoğunuz. Burada otomatik ses sınırlandırıcısı yapabilirsiniz. Dolby ses seçeneğimiz var. Açık tutuyorum. Neden? Dolby çünkü bu televizyona konmuş ek bir özellik arkadaşlar. Dolby audio. A bölümünde televizyonda aile olarak Wi-Fi alıcısı da var. Kabloyla bağlanmanıza gerek yok. Hız testini buradan yapabilirsiniz hız testini buradan yapıyor bakın. 15 megabit olarak hızınızı ölçüyor. Kurulumdan TKGS kurulumu. Bu da e, uydudaki yeni kanalların eklenmesi veya kanalların silinmesi, işte yerlerin değişmesi gibi kurulumları otomatik olarak gördüğünüz gibi yapmanızı sağlayan bir özellik. Bazen işte kanallar siliniyor filan ya. işte onu yapacağınız yer kurulum otomatik kanal arama bölümünden yapacaksınız. Bakın şöyle yaptığınız zaman ekranda iz kalıyor. Bu ne demek? Bu ekranın dışında LG'lerde olan IPS ekran koruyucu, so plastik gibi bir şey var ya vurduğunuz zaman dum 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 ses gelen bir şey var ya. Çocuğunuz tutup da işte vazoyu falan fırlatırsa, bardağı fırlatırsa ekranına çatlayabilir büyük ihtimalle demek. Burada da diğer ayarlar. Var. Görüntü ayarları, otomatik kapanma, açma gibi bir sürü detay. Televizyonda işte program rehberi de bir sonrakinde mesela işte Fox'ta, Netflix'lerde falan çok daha iyi işte Türk TV bu gibi uygulamalarda çok daha detaylı var. Bir sonrakinde işte Gülbin Tosun varmış yok filan. Bu uygulamaların daha e, detaylısı paralı televizyon kanallarında mevcut. Normal uydudan çekiyorsan çok da şey değil detaylı değil. Mucize Doktor yani zaten televizyonu ne kadar izleyen kaldı onu da bilmiyorum. Kanallarınızı önce USB'ye yükleyip de onu kaydedip bu ayarlarınızı USB'den tekrar bu televizyona yüklemeniz mümkün. Şöyle bir sesini duyalım. 20 wattlık 10 artı 10 iki tane hoparlör var. için çok daha net ve tok bir ses duyulmasına sebep oluyor. Kesinlikle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ses kalitesi ki kolay beğenmem. Samsung ve LG'lerde bu çok daha iyi oluyor ses kalitesi. Daha sabufur yok bu arada ona rağmen. Gayet yeterli gelecek bir seviyede ses çıkışı mevcut. Beğeneceğinizi düşünüyorum ben bunu. Önce YouTube'dan bir başlayalım. Herkesin bildiği desteklemeyi ve takip etmenizi bekliyorum arkadaşlar. Beğenme butonunuzu ve desteğinizi bekliyoruz. Videoları hani devam ettirelim bu şekilde. QAPS orada da gördüğünüz gibi QAPS TV üzerinden abonelik ve beğenme işlemi yapabilirseniz çok memnun olurum. Buradan niye açtım burayı? Geçişler gayet güzel. Yani bakın bastığım anda da siz de görün hani bastığım anda tıkanmadan atlayarak geçiyor. Birçok televizyonda ben Rus televizyon diye adlandıracağınız televizyonlarda biraz bekletiyor sizi. Birazcık canınızı sıkıyor arkadaşlar. Açıkçası hoşuma gitmiyor. Böyle takıldığı zaman, tıkandığı zaman bir şeyler sıkılıyorum açıkçası. 4K bir video açalım. Giriş çıkışları bu arada çok hızlı tepki veriyor. Şuradan hemen özelliklerini size göstereyim arkadaşlar. Test gayet on numara. Netlik şu anda 720 ve 1440 arasına biliyorsunuz HD çözünürlük deniyor. 720 normal bildiğiniz televizyonlardaki HD dediğimiz kanallar var ya işte onlar 720p'de yayınlanan kanallar. YouTube'da işte 1080 ve 1440'a da HD deniyor. Sadece 2160 olduğu zaman 4K diye adlandırılıyorlar. Televizyonlardaki yayın kalitesi. Şimdi 4K'yı size göstermek istiyorum. 16 megabit olduğu için gecikme olabiliyor yani. Bakın. Çok net bir şekilde net bir şekilde detayları görmeniz mümkün. Şu anda videoyu durdurmama rağmen sanki bir fotoğraf kalitesinde verim alabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir özellik. Size Netflix'i göstermek istiyorum. Yan çık, bir daha ara uygulamayı bul et falan yok. Basıyorsunuz, hop Netflix'e giriyor. Arkadaşlar Netflix'e de girdiğiniz zaman gayet kolay seçenekler hani sizi yormadan bastığınız anda geçiyor. Takılma, donma yapacağını zannetmiyorum. Uzun süre yetecektir diye düşünüyorum. İşte Barbarians olsun, filmleriniz, dizileriniz olsun. Netflix'ten izlemek gayet keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Bunu size göstermek için video açıyorum. Yoksa hepinizde Netflix var zaten. Televizyon değerlendirecek olursak, piyasada 58 inç boyutunda alabileceğiniz 4K yayını destekleyen televizyonların içerisinde fiyat avantajı sağlayan bir televizyon. En son Mayıs ayında 2800 liraya gelmiş. Ancak dediğim gibi kırmızı beyaz kutulu e, Sani'nin ürettiği televizyonlardan sattığını okudum. Tavsiye edilen abi beyaz kutulu olan Vestel'in ürettiği dedikodulara göre de Samsung panelinin kullanıldığı söylenen versiyonu almanız. Şimdi de bilmiyorum denediniz mi eğer deneyen varsa lütfen yorumda belirtin ki hani forum sitesi gibi diğer videolara da baktıysan yüzlerce yorum var. Her yorumda kıymetli ve hepsini tek tek okuyup olabildiğince anında cevap vermeye çalışıyorum. yorumun içerisinde birisi kendi tecrübesini anlatıyor ve yaşadığı şeyi anlattığı için de birbirimizden faydalanmış oluyoruz bu şekilde. Televizyon yeni çıkmış bir televizyon daha. Bir iki aylık Vestel bunu üretime geçtiğini bana söyledi. Vestel'in çağrı merkezi. Yeni bir model olduğunu iletti. Daha önce 55 inçlerini üretiyorlarmış. Bunu yeni üretmeye başlamışlar. Tecrübeniz varsa yine de diğer televizyonla ilgili lütfen paylaşın. Diyeceğim Smart TV ve 4K destekli bir televizyon olarak sizin işte yüksek olması, iri kıyım bir televizyon olması. Bu arada evimiz çok küçük değil ama neredeyse duvarı kapladı arkadaş. Sinema sistemi gibi bir televizyon alınabilmesi bu rakamlara çok mümkün değil şu sıralarda dolarla da birlikte. Samsung'ların, LG'lerin ki ben onları daha iyiymiş gibi düşünüyorum onları. Fiyatlarının 7-8 binlerde, 10 binlerde uçtuğu bir zamanda, bu fiyatlara, bu özelliklerde bir televizyon almak ne kadar mümkündür? Onu artık sizin tercihinize bırakıyorum. Yorumlarınızı, desteklerinizi, ayrıca beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar salcakla kalın arkadaşlar.